Merhabalar, Pocketto Gaming'de Pokemon Unite inceleme serisinin 13. bölümüyle beraberiz. Bu bölüm Greninja'yı inceleyeceğiz. Greninja, mesafeli bir atak Pokemon'un fiziksel atak üzerine kullanma seviyesi expert demiş. Yani biraz zor olduğu söyleniyor. Yani oyunun en azından bize söyledi o. Ben o kadar zor bir Pokemon olmadığını düşünüyorum. En azından yani bazı hamleleri kullanmaya kavradığınız takdirde ki çok zor değiller. Oldukça yüksek hasarlar verebildiğiniz Pokemon'lardan biri. Hatta ben normalde MVP olma görevlerinde mesela 2 tane favori Pokemon'um var. Görev olaraktan şu kadar sayayım. 6 maç MVP ol, 12 maç MVP ol diye bir görevim varsa eğer 2 seçtiğim Pokemon'dan biri Greninja oluyor. Çünkü çok yüksek hasarlar verebiliyor ve kaçma mekaniği vesaire pek çok özelliği de mevcut. Yani serilerden dolayı zaten Greninja Pokemon fanları tarafından oldukça sevilen bir Pokemon'dur. Bunun yanı sıra oyundaki özellikleri de fanları gene mutlu edebilecek düzeyde iyi diyebilirim. Şimdi şöyle tıkladığımızda ofansif olarak baktığınız zaman 4 yıldız, mobilitesi 3 yıldız, scoring'i 3 yıldız. Zaten stat olarak da support'u çok düşük olmasını göz önünde hani bulundurmazsak mobility, scoring ve offense. Üçü de iyi denilebilecek statlarda. Moveset'te özelliklerine bakalım. Basic Attack'ta uzaktan baloncuk ya da su yıldızları atıyorsunuz. Ve bunlarda mesela ne zaman ki isabet ederse karşı tarafa her iki taneden sonra yakında olanlarda mesela close range'lerde rakibinizi böyle slice şeklinde delerekten içinden geçip diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Yani rakibiniz size hasar vermeye kalktığı zaman, saldırmaya kalktığı zaman her 3 hamlede hasarınız artaraktan rakibinizin diğer tarafına zıplayarak ona hasar verdiği için burada hani mobil anlamda birazcık daha başarılı bir hani şey var ve karşı tarafın bu her 3. yaptığınız hamle karşı tarafın seyahat hızını da düşürdüğü için yani Greninja'nın atak mekaniği, normal saldırı mekaniği bile oldukça iyi. Ve bu yakın savaşta kullandığı saldırılar diğer saldırılarına göre birazcık daha yüksek hasar verebiliyormuş. Şimdi Torrent bu yeteneği ne zaman ki Greninja'nın canı yarı veya az da olursa atağı ve hareket hızı artıyor. Yani savaşa girdiniz, canınız yarı veya az altına düştü. Daha hızlı seyahat ediyorsunuz ve daha yüksek hasarlar verebiliyorsunuz. Yani bu da oldukça güzel bir yetenek. Şöyle, ilk öğrenebileceğiniz iki saldırıdan biri bubble. Ön tarafa doğru sprey şeklinde baloncuklar gönderiyorsunuz. Bu baloncuklar rakibinizin kısa süreliğine seyahat hızını azaltıyor. İkinci öğrenebileceğiniz saldırı ise substitute. Yani böyle bir nasıl diyeyim? Düşük miktarda canınız azalıyor ama bir kukla bırakıyorsunuz oraya. Hedef dağıtmak açısından kullanabiliyorsunuz ya da kaçma mekaniği olarak da kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu kuklayı bırakırken öne doğru da hamle yaparak da ileri atılıyorsunuz. Şimdi şöyle 5. level'a geldiğiniz zaman bu substitute, double team ya da smoke screen ile birlikte ikisinden biriyle değiştirebiliyorsunuz. Double team'de seçtiğiniz yöne doğru atılarak da 3 tane kuklanız çıkıyor ve bu 3 kukla farklı yönlere hareket ediyormuş gibi gözüküp rakibin kafasını karıştırıyor. Sizin yaptığınız hamlelerin aynısını da uyguluyorlar. Yani o sırada bir skill kullanırsanız saldırı skilli, onlar da bu skilli kullanıyorlar. Dolayısıyla tek bir Greninja ile değil aynı anda 3 Greninja ile birlikte hasar verme gibi de bir hani ihtimaliniz olabiliyor. Smoke Screen buff skill olarak görünüyor. Yani bu zaten bir ninja skilli. Duman oluşturuyorsunuz. Dumanın içinde hareket ederken bu arada dumanın içinden çıkarken siz bir miktar görünmez şekilde hareket ediyorsunuz. Ayrıca bu sizin hareket hızınızı arttırıyor ve bir sonraki yapacağınız normal saldırının da gücünü yükseltmiş oluyor. Bunu hem savaş başlatmak için kullanabilirsiniz hem kaçmak için ya da rakibinizi takip etmek için vesaire kullanabileceğiniz bir hamle. Ben genellikle double team kullanıyorum. Smoke Screen'i pek tercih etmedim ama Smoke Screen de kullanılabilir hamlelerden biri. Yani Double Team'in yerini seçtiğiniz takdirde keşke Double Team seçseydiniz demezsiniz. Burada 7 level'a geldiğiniz zaman 2 saldırıdan birini öğreniyorsunuz.
Walter Shurken, ki bu Walter Shurken aslında Greninja'nın imza hamlesidir. Yani öyle söyleyeyim. Surf'te zaten Blastoise ve Slowbro taraf incelemelerindeyken gördüğümüz dalga üzerinde seyahat ederek gittiğimiz mobilite anlamında bize ekstradan avantaj kazandırabilen hamlelerden biri. Şöyle Walter Shurken'e bakacak olursak ön tarafa doğru sudan yapılmış hızlı yıldızlar atıyorsunuz ve rakibinizin kısa süreliğine seyahat hızını düşürüyor. Ve aynı zamanda ne zaman yani bu attığınız yıldızlar isabet ederse sizin de bir miktar canınızı yeniliyor. Aynı zamanda seyahat hızınızı da arttırıyor. Yani Water Shuriken isabet ettiği zaman hem kendinize düşük de olsa can basıyorsunuz hem de seyahat hızınız artıyor. Bu arada hareket halindeyken bu şurikenleri de atmaya devam edebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Surf'e bakacak olursak, yani tekrardan bakacak olursak, surf ön tarafa doğru böyle bir dalganın üzerinde seyahat ediyorsunuz. Bu dalga birkaç dalga şeklinde hareket edebiliyor ama bunda tek dalga şeklinde hareket ediyor ve isabet etmesi durumunda rakibinizi geri teptiriyor ve sizin de düşük bir miktar canınızı fulluyor. Ama bununla birlikte eğer rakibinize isabet eder ve onu duvara sıkıştırırsanız cooldown'u resetleniyor. Yani tekrar kullanma imkanı sağlıyor. Yani bu surf diğer surflerden birazcık daha farklı. Diğerlerinde peş peşe dalgaların üzerine gidiyordunuz. Birkaç dalga şeklinde rakibinize vurabiliyordunuz. Burada tek dalgayla hareket ediyorsunuz. Sonrasında rakibinize eğer dediğim gibi bu surfle duvara sıkıştırabilirseniz tekrardan cooldown'dan çıkmış oluyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim Unite Move'una. Water Blast Shuriken. Devasa bir sudan yıldız fırlatıyorsunuz. O yıldız alan etkisi yaratıyor ve siz de sonrasında yıldızın olduğu yere doğru bir iniş yapıyorsunuz. Rakiplerinizin seyahat hızını azaltırken kısa süreliğine kendinize de yüksek seyahat hızı ve atak gücü kazandırıyorsunuz. Yani oldukça cool görüntüsü olan bir zaten hamle. Health itemlarına bakalım. Yani bu ilk kısmı özellikle bu kadar sivri saldırıları olan bir Pokemon için önemli. Benim yaptığım bu ilkte gördüğünüz gibi her şeyden biraz artmış gibi. Ama önerilen build'ler kısmına bir bakalım. Şu ilk build'i kullanabiliriz. Ofansif bir build ve bunların hepsine sahibiz. Scoring kısmındaki iki arkadaşım henüz yeterli seviyede değil. Şu Greninja Master olarak mesela Hazurechan, onun build'ini gene kullanabiliriz ama birazcık daha defansif bir build olmuş olur. Burada da bir hani fiziksel hasarla defans arası kalmış bir build var. Şöyle baktığım zaman şu bizim kullandığımız galiba. Şimdi şu 10 seviye olan arkadaşımızı ben değiştirmek istiyorum. Yani 20 olsaydı kullanmaya devam edebilirdim ama 10 birazcık düşük. Atak ve movement speed'imiz, yani seyahat hızımızı arttırmak istiyorum. Scoop Lens yerine koyabileceğim şu an daha iyi bir saldırı hamlem yok. Burada da Muscle Band de Basic Attack ve Basic Attack Speed'imizi arttırdığı için, yani şöyle göstereyim stat olarak da, seyahat hızımız arttı, saldırı gücümüz arttı, critical vurma şansımız ve critical vurduğumuz zamanki hasar arttı ve bir miktar attack speed'imiz gene yükseldi. Şu an bizdeki build'ler arasında kullanılabilecek en mantıklı build buymuş gibi gözüküyor. Şimdi ben ilk gene bir CPU match aratacağım. Eğer bulamazsak, ki yani süresi daha da fazla uzamış. 31 saniye olmuş, 26 saniyeydi. Bulamazsak random aratacağım. Ama neden bu, yani acaba Silver City mi çok tercih edilmiyor diyeceğim de, bir defa bile olsa 2 gündür bulamadım burada. Bot maçı bulamadım. Yani bot maçlarına girişle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu onu merak ediyorum. 50. saniyeye kadar bekleyeceğim. 50. saniyeye kadar bulmazsak random atacağım arkadaşlar. Greninja dediğim gibi yani hasar gücü oldukça yüksek. Bulduk. Hasar gücü oldukça yüksek bir Pokemon. Yani bu anlamda ben oynamaktan
keyif alıyorum. Daha hızlı hareket etmek için X-Speed seçmişiz. X-Speed ile devam edelim. Niye diyeceksin? Zaten saldırılarımız vesaire bizim movement speed'imizi arttırıyor. Bizim movement speed'imiz de yüksek. Tekrardan bir X-Speed basarsak yani zaten sıçramadan çok daha, eject button'dan çok daha etkili şekilde seyahat etme fırsatı buluruz. En azından rakiplerimizi kovalar. İlginç bir takım olduk. Karşı taraf ofansif anlamda birazcık daha bizden iyiymiş gibi gözüküyor ama iki tank, iki ofansif Pokemon'umuz var bizim de. Şu Momoswine bayağı yüksek tank kabiliyetine sahip bir Pokemon sanırım. Wigglytuff da dediğim gibi kullanabilen kişiye gelirse o da çok can sıkıcı oluyor rakip için. Ben şimdi ilk Bubble'ı açıyorum. Buradan Bubble'ımızı yapalım. Evet, sen yukarıya git lütfen. Hepimiz aşağıda olmayalım. Boom. Boom. Her üçüncü hamle, bakın gördünüz mü, yakın saldırılarda zıplayarak diğer tarafına geçiyor. Yani bu aslında ilginç düşünülmüş bir detay. Şimdi biz bunu alabilir miyiz? Alırız ya, niye alamayalım? Aldık. Güzel, deneyim puanı da kazanmış olduk. Aşağı gelen Pokemon yok sanırım. Double Team'i seçtim ben arkadaşlar burada hareket olarak. Çünkü bir sonraki öğreneceğim Moon'da Water Shuriken öğreneceğim. Water Shuriken'le birlikte oldukça iyi sinerjisi olan bir hareket. Bakalım şimdi şurada çoğaltık kendimizi, skorumuzu üretelim. Hemen kaçmaya çalışıyor. Yakalayabildik mi? Yakaladık. Şimdi bir seviye daha alırsak klonlarımızı takip ediyorlar. Şuradan çıkalım. Çok kötü çünkü Thunderbolt'un içinde kaldık. Şuradan canlarımızı alıyoruz. Öne doğru zıplayalım. Kopyalarımızı peşinden koşsunlar. Ve Water Shuriken'i açtık. Güzel. Water Shuriken'le çünkü yani gerçekten hasar çok fark ediyor. Boom. Şimdi böyle öne doğru atılalım. Shurikenleri yağdıralım. Bakın gördüğünüz gibi kopyalarımız da hasar verdiği için şurada da shurikenlerimizi böyle peş peşe attığımız zaman normal saldırılar vesaireler bu arada bizim çaldılar. Evet. Havalug'u çaldılar. Oy oy. Henüz Unite Move'umuz açılmadı ama şu Pikachu'yu vesaire bir devre dışı bırakalım. Evet. Bir arkadaşımız yukarı çılgınca sinyal verdi de neyin sinyalini verdi onu anlamadım. Şu Talonflame'i de alalım. Bakın gördünüz mü? Strike yaptık 4'te 4. Unite Move'umuz açıldı. Water Shuriken açıldı. Şöyle ben buraya bir Unite Move atayım. Kusura bakma ama gördüğünüz gibi bir straight daha geldi. Bir tane daha kill aldık. Hop. Şuradan Charmander bir kill daha aldık. Yani hasar oldukça yüksek. Bu arada yani o Charmeleon olayı da biraz ilginç olmuş arkadaşlar. Çünkü yani şey Charmander pardon. Hani nasıl hiç level alamamış. Ondan, bu arada Momoswine da iyi hasar verdi. 3 kill'de peş peşe o aldı. Şimdi ben burada şuna karşı hemen şu arkadaşı almak istiyorum. Gene mi onlar aldı? Gene çaldırdık ve çaldırdıktan sonra gene yattık. Aman Allah'ım delireceğim. Yani şu bizim arkadaşlar aşağıda bu arada küçük mobları kesmekle uğraşıyorlar hala yani. Neden? We have huge lead.
Hak etmiyoruz ama yani. Kesinlikle hak etmiyoruz şu an. Adamlar buraya yerleştiler. Bakın çatır çatır skor üretiyorlar ya. Biz yani adamlar daha çok skor üretip de gelip buraya yatıyoruz onları. Onun gibi oldu şu an. Yani işte oyunun rüzgarı çok ani şekilde değişebiliyor. Ve yani önde olduğunuza aldanmayın diyorum ya. İşte asıl nedenlerinden biri bu. Yani bir defa hata yaptık. Sonrasında o hatayı telafi etmek için uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ikidir biz zaten şu şeyi çaldırıyoruz. Ne denir? Havalugu çaldırıyoruz. Yani bütün hasarı ben verdim. Ben kestim. Rakibe hediye ettik gibi oldu. Ben şurada Unite Move'umu kullanırım. En azından şekilli bir bitiş olsun diye. Yani kazandık. Hak ettik mi derseniz sondaki yaptığımız hatayla aslında biz bu maçı kaybetmeyi hak etmiştik. Öyle söyleyebilirim. Biz olmuşuz MVP. Yani çok iyi oynadığımızdan dolayı değil. 85 puan iyi bir puan değil. Ama 10 kill almışız. Yani kill sayımız yüksek olduğu için. Hemen bir maç daha aratalım. Belki oyuna giren arkadaşlar da bizim gibi battle again der ve hızlı bir maç bulabiliriz. Yani ortalama bekleme süresi hala 30 saniyede. Şimdi Greninja'da hamlelerde mesela Water Shuriken yerine Surf göstereyim demeyeceğim. Yani çünkü Water Shuriken dediğim gibi yani Surf'e göre çok çok daha avantajlı bir hamle. Yani sizin seyahat hızınızı arttırıyor, hasarınızı arttırıyor, canınızı arttırıyor. Yani bir şekilde canınızın fullenmesini sağlıyor. Ama mesela bu işte Shadow Clones'lar yani klonlarınızı yaratmak yerine hani Smoke Screen'i deneyebiliriz. Yani Smoke Screen'de de aslında yani daha avantajlı olur mu olmaz mı? Yani birinde hedef dağıtarak rakibin kafasını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Diğerinde de birazcık daha böyle gizli gizli saklanaraktan hani rakibinize hasar vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü bir sonraki yaptığınız hasar Smoke Screen'den sonra daha yüksek vuruyor. O nedenle bir seçelim. Deneyelim şansımızı. Yani Greninja oynaması eğlenceli bir hero. Yani zaten genel itibariyle bu range diyebileceğimiz uzun mesafeli hero'lar yani Pokemon'lar keyifli oluyorlar. Benim favori iki range hero'mdan biri Greninja. Kostüm olarak muhtemelen bu arkadaşa eş Greninja'yı falan getirirler. Çünkü şu an iki tane kostümü var. İki kostüm de bu arada oldukça havalı diyebiliriz. Yani şık gözüküyorlar. Ama muhtemelen böyle duruşu falan farklı olacak şekilde bir eş Greninja kostümü buna zaman içerisinde gelecek diye düşünüyorum. Karşı taraftaki Absol ve Lucario'ya dikkat etmemiz lazım. Yakın dövüş Pokemon olaraktan çok yüksek hasarlar verebiliyorlar. Şimdi biz aşağı gidiyoruz. Siz de yukarı gidin. Güzel. Gördüğünüz gibi zıplayarak çekirge gibi gittik. Bu arkadaşım bu arada yani tank Pokemon diye biliyorum ben ama bu arkadaş bayağı ciddi de hasar veriyor. Şu yağdırdığı şeyler falan bayağı hasar veriyor. Ben şuraya doğru atılayım da şunun hasarını almayayım. Evet. Hemen bir 5 level olalım lütfen. Smoke Screen. Ben arkadaşıma yardım etmeye gidiyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki hasarımız daha yüksek hasar verdiği için Smoke Screen'den sonra kolayca vurduk. Şimdi şurayı bir şöyle yapalım. Bum 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 bum. Bayağı iyi hasar veriyoruz. Ama burada şu fight'ı kazanmamız lazım ilk önce biz. Evet, Wigglytuff. Çok teşekkür ederim sana. Water Shuriken. Ve sonunda Avalugu. Avalugu alabildik.
Birkaç oyundur çünkü Avalog'u ben rakibe çaldırıyorum arkadaşlar. Hani bütün hasarı verip ondan sonra rakibe hediye ediyorum diyebilirim. Ondan dolayı şimdi böyle Avalog'u yakalayınca aslında bayağı da sevinmiş oldum. Böyle peş peşe hamlelerimizi yapıp o bir strike oldu. Water Shuriken'imiz gayet güzel çalışıyor. Şu up sola dikkat etmemiz lazım. O up sol sıkıntılı. Onu yakalayamadık. Golümüze atalım. Rakibimize şimdi şu smoke sıkıntını yapmam lazım yoksa gördüğünüz gibi Absol yakından yani çok fena hasar verdi bize. Şimdi birazdan Avalok gelecek yine. Hemen smoke screen. Bum 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 bum. Aa nasıl vuramadım ben ona? Gengar teşekkür ederim. Kullanaraktan canımızı arttıralım. Avalog'u da aldık. Smoke screen. Aç smoke screen'i. Momoswine. Kusura bakmayın da arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Eğer yakından beni yakalayamazsınız hasar vermemi engelleyemezsiniz. Unite move'umuz da aktif. Gördüğünüz gibi Lucario ya da burada Absol yakınımıza girdiği zaman yani dayak kaçınılmaz gibi oluyor ama mesafemizi korursak dışarıdan tek bir skill ile bile yarı canlarına kadar eritebiliyoruz. Bu arada Lucario'nun da kendi kopyasını çıkarttığı bir skill'i var galiba. Ben Lucario konusunda çok hakim değilim. Çünkü haritada aynı anda iki yerde gördüm. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya da bug mı oldu acaba? Kaç kaç kaç. Beni bırakıp niye gittin? Yani kimi yalnız gerçekten kimi oyuncular tank ya da destek karakteri oynamaması gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Ya adamların canını eritmişiz orada savaşıyoruz. Tank karakter bizi bıraktı gitti ya. Ayıp. Yazıktır, günahtır. Oldukça düşük skorlu bir maç. Savaşmaktan iki takım da skor üretmeyi unutmuş diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Greninja oldukça hasar konusunda başarılı. Gene bu sefer 97 puan almışız. Çünkü çok yüksek hasar verdik. Yani tamam çok kill alamadık. Yani 11 killimiz var. 9 da asist yapmışız. 20 tane karşı takımına aldığımız hani killin dokunuşumuz var. Ama asıl biz çok fazla hasar vererek yani dışarıdan arkadan Water Shuriken'ler atarak rakibi eriterekten bu skoru aldık. Hasar gücü anlamında oldukça iyi bir Pokemon. Boss keserken filan da çok seri şekilde skill atabiliyorsunuz. Yani Water Shuriken attınız. Her isabetli Water Shuriken için cooldown'u azalıyor. Normal vuruşlar Water Shuriken'in cooldown'unu azaltıyor. Yani seri seri hamle yapabiliyorsunuz. Greninja oynamaktan ben oldukça keyif aldım. Umarım sizin de hoşunuza gider. Benim bu arkadaşla ilgili şu an için gösterebileceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.